Orhan Kemal 2 Haziran 1970'te vefat ettiğinde hem ailesi hem dostları bir gün Orhan Kemal Müzesi'nin kurulması için çok hayal kurmuşlardı. Bu ancak 2000 yılında gerçekleşti. Cihangir'de böyle bir mekanı işte Orhan Kemal Müzesi'ne hazırlamak için çalışmalara başladım. Bu çalışmalar içinde tabii ki ilk adımda evinizde bulunan bir takım kaynaklardan faydalanıyorsunuz. Fakat o da tabii yeterli olmuyor. Görsellik kazandıralım istedim. Müzenin şu anda mevcut olan fotoğrafları bizim elimizde mevcut olan fotoğraflardı. İşte bunları belli bir konu çerçevesi içinde duvarlara yerleştirdik. Hem Orhan Kemal'in çocukluk fotoğrafları, hem arkadaşlarıyla olan fotoğraflar, hem insanlarla birlikte olduğu fotoğraflar değişik objektiflerden. Yani bunların bir kısmı Fikret Otyam, bir kısmı Ara Güler, bir kısmı değişik basın fotoğrafçıları tarafından çekilmiştir. Bunlar görsellik vermek için müzeye yerleştirdik. Tabii Orhan Kemal'in kullanmış olduğu küçük eşyalar, küçük objeler, bunlar müzede yer alıyor. Ayrıca onun edebi sürecinde ilk kitapları, ilk yayınlanan kitaplar yine müzede sergilenen önemli eserlerden örnekler var. Burada Orhan Kemal'in bir diğer önemli, kendi hayatında çok önemli olan babasının bir bölümü mevcut. Burada Abdülkadir Kemali Bey ile ilgili olarak hem kendisinin İstiklal Madalyası hem ilk meclis tarafından verilen bir mavzer, onun çalışma notları gibi pek çok objeleri müzede sergileme şansına erdik. Burada ayrıca yine Nazım Hikmet tarafından yapılan Abdülkadir Kemali Bey'in bir yağlı boya resmi de mevcut. Tabii bunlar Orhan Kemal'in bu müze çerçevesi içinde bir sanatsal yaşantısını da gösteriyor. Belki de üstadın hapishane hayatlarını da yansıttığı için bizim ayrı bir bölüm olarak oluşturduğumuz bir köşemiz. İşte burada hem 5 yıllık tutuklanmasına neden olan o tutanak, Nazım Hikmet'le birlikte olduğu cezaevi fotoğrafları yine önemli bir yer tutuyor. Tabii bir yazarın çok önemli olduğu düşünülen çalışma odası bu müzede çok önemli bir yer tutuyor. Müzedeki işte çalışma odası, onun yadigar daktilosu, yatağı, elbiseleri, bütün bu atmosfer Orhan Kemal'in nasıl bir dünyada bu eserleri verdiğini bize çok çok iyi yansıtıyor. Orhan Kemal Müzesi'ni tabii ziyaret edecek olanlar hep Orhan Kemal'le birlikte dolaşırlar bu müzede. Hep onu söylüyoruz. Orhan Kemal Müzesi'ne gelenler çıkışta Orhan Kemal'le kol kola çıkarlar.
Tabii müzemize bağlı olarak bir ikbal kahvesi ve kitap satış bölümümüzün de olduğu bir küçük dükkanımız da burada mevcut. Yani uluslararası bir konseptte bu müze. Onu da ifade etmek isterim.